Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın huzurudaki bir gün mana bu dünyadaki vaktke salıştırganda kana miqdaruhu 50,000 sene dedi. 50,000 yilge beraber dedi. Uyakdaki bir gün mana bu dünyada 50,000 yilge beraber bulan. Biz hazır umurumuzun kançalığını salıştırıp çıkaramız da. Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurudaki bir künge bu dünyadaki hayatımızı salıştırsak, eğer kalkülatörden salıştırsa, 100 yıl yaşasa 1.5 saniye doğru gelirken, 100 yıl yaşasak mana bu dünyada 50,000 yılda tarazısıyla salıştırganımızda 1.5 saniye doğru gelirken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadılar. A'maru ummati ma bayna 60 ve 70. Meni ummatlarımın umurları orta miqdarda 60 ve 70 yaşta bo'ladi deyapti. 100'ni biz salıştırdık. 1.5 saniye bo'ldi. 70'ni salıştırsak neçe sekund bo'ladi? 1 saniye bo'ladi. Umrini tasavvur qilyapsiz mı? 1 saniye bo'ladi 70 yillik hayotimiz. Agar tug'ilgan kunimizdan boshlab 70 yoshga kirgunimizcha Alloh taologa sajda qilsak, umuman iloji yo'q bu narsa. Qancha sajda qilgan bo'lamiz ekan? 1 saniye. Tug'ilgan kunimizdan boshlab Alloh taolo bilan uchrashguncha sajda qilib tursak, 70 yil yashasak, qancha sajda qilgan bo'lamiz? 1 saniye. Endi mana shu 1 saniyani biz 60 yilda o'rtachasini tushunmasak. Buni davomini keyin men hozir bayon qilib beraman. Insonning umri ba'zi bir narsalardan turadi. O'rtacha 60 ga kirgan inson 15 yoki 17 yoshida aqli kirib ibodat qilishligini boshlaydi. Necha yil ketdi? 15 yil. İnsanlı umrini 3'ten bir kısmı uykuda ötedi. 60 yıl yaşasa neçe yıl uhlaydıken? Neçe yıl ketti? 35 yıl ketti. Bu adam 60'a giriş gerek. İnsan her günü ortaça 8 saat işleydi. Ortaça. Bundan köp işleydigenler var, az işleydigenler var. Yine neçe yıl ketti? 20 yıl. Neçe girdi? Kança oldu? 55. Şu 60 yılda hem de bir kopal basayım düşündürüp özümüzü, hayatımızı bol etkenlerse 60 yılda kâmede bir yıl hacethana dörtgiz var adı. 56'ya girdi. Hala ibadet yanı yok. Dostlar, telefon, futbol, oyun külgi ve yine biz bilgen bilmegen narsalarını içi de adam 59 girdi. İbadatı kaçı vakit geti yaptı? 1 yıl geti yaptı. Temmez mi oğlum? 1 yıl. Kıgan ibadatı 1 yıl geti yaptı. Biz bir ömür ibadat kılıyorken o şey yapıyoruz o. Hafı bu maylar. 2 yıl geti yaptı maylarca. Hemen kavağı çık oldu. 2 yıl geti yaptıken ibadatı. Biz ayettik bayağı hesap boyunca. Eğer insan ortaça 70 yıl yaşasa net sekund ki doğruladık? 1 saniye. Şu 70 yılının içi de 2 yıl ibadet kıyken olsa 1 saniyeden kança kaldı? Kança kaldı? O şu kamagan ibadetimizde mahtan yapıştı biz. Şu yok ibadetke biz ulamay ahir zaman biz rozadar, biz zekat, biz hac, biz ihsan, biz degen narsa bu kalıyor. Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurudaki yilge salıştırganımızda 70 yıl 1 saniye buldu. 70 yıldı, 60 yıldı biz hazır ibadetke salıştırıyorduk. 2 yıl çıktı netice. Biz koşu aldık da 1 yıldın onu. Öz 1 yıl çıktı. 2 yıldı 70'imiz, mesela düşünerlik böyle yaptı mı? 70 yılımız 1 saniye olsa, 2 yılımız netice saniye buldu?
Yok sekund bo'lib qoldi. Unaqa sekund yo'q. Doliya sekund deydimi? Sekundni bir bo'lagi. Alloh taolo bizni ibodatimizga muhtoj ekan. Agar muhtoj bo'lganda, ulamolarimiz aytishadi. Agar Alloh subhanahu va taolo bizni ibodatimizga muhtoj bo'lganda, abadiy va doimiy bo'lgan jannatda ibodat qilib qo'yardi. Ibodat ramziy narsa. Bir ramz xolos, sinov xolos. Bo'lmasam 8 soatlab uxlamardik. 8 soat namoz o'qiganingizni eslaysizmi mana shu kungacha? 8 soat namoz o'qiyapsiz har kuni. Eslaysizmi shunday narsani? Yo'q, bundan keyin ham bunday bo'lmaydi. Ibodat bir ramziy narsa. Faqat bir narsani bu ibodat qilyaptimi yo'qmi mana shu narsani nima qilishlik uchun ajratib olishlik uchun xolos. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida aytadilar. Ba'zi bir farishtalar bor dedi. Yaralgan kunidan qiyomat qoim bo'lguncha Alloh taologa ruku qiladi dedi. Va qiyomat qoim bo'lishdan oldin hammani joni olinadi. Shunda boshinglarni ko'taringlar deganda boyagi farishtalar aytar ekan: "Ma abadnaka haqqo ibodatik." Ey Robbimiz, biz senga bir haq, haqiqiy ibodat qila olmadik deb aytar ekan. Tug'ilgandan, yaralgandan o'lguncha rukuda o'tdi. Va yana Alloh subhanahu va taoloning ba'zi bir farishtalari bor. Yaralgan kunidan sajdada turadi deyapti. Qiyomatdan oldinroq boshinglarni ko'taringlar deb boshi ko'tarilib ular aytar ekan: "Ey Robbimiz, biz haqiqiy ibodat qilishda ibodat qila olmadik" deb. Mana biz endi o'zimizga savol beraylik. Biz haqiqiy ibodat qila olyapmizmi, yo'qmi? Usmon roziyallohu anhu dunyodan o'tganlariga 1404 yil bo'ldi. Bundan 1404 yil Usmon roziyallohu anhu dunyodan o'tgan. Yana bu solishtirishlik hozirga o'xshagan qoida. Hozir biz solishtirib ko'rdik-ku. Usmon roziyallohu anhu dunyoda yashab o'tgan vaqti ko'p ekanmi yoki qabrda yotgan vaqti ko'p ekan? 1404 yildan beri Usmon roziyallohu anhu nima qilyapti? Qabrda yotibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam undan ko'proq. Iso alayhissalom undan ko'proq. Musa alayhissalom 3000 yildan oshdi. Ibrohim alayhissalomga 4000 yildan ziyoda. Va yana o'tgan payg'ambarlar. Endi siz solishtiring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptilar, ummatimning umri 60 va 70 ning orasida deyapti. 70 yil yashang. Qabrda qancha qolamiz? Nechchi 100 yil qolamiz? Yoki nechchi 1000 yil qolamiz qabrda? Qaysi hayotimiz ko'p ekan? Qabrdagi hayot ko'p. Qabrda eshigi bitta, bir marta ochiladi. Bir marta kiradi, bo'ldi, qiyomatda chiqadi. O'sha qabrdagi hayotga tayyorgarlikni hozirdan qilish kerak. Va hozirdan qilayotganda vaqtga mustahkam, mahkam bo'lish kerak. Mana biz uni misolni aytib beryapmiz-ku. Usmon roziyallohu anhu 82 yoshda o'tgan bo'lsa, lekin 80 yoshdan oshiq yashasa ham, hozir bizi kunimizda hisoblasangiz 1404 yildan beri Usmon roziyallohu anhu qabrda yotibdi. Bu bitta sahobani misolini oldik xolos. Biz ham hozir amallarni qilib, qancha amal qilsak ham baribir o'tib ketamiz, dunyoda qolib ketmaymiz. Alloh taolaning sunnati shu: kullu man fawqat turob fa huwa turob. Har bir tuproqning ustiga yurgan u ham tuproq, bir kun kelib yerdi ostiga qo'yiladi. Ana u yerda hayot uzoq bo'ladi.